Merhaba arkadaşlar. Elektron dizilimlerinin 9. videosunda elementlerin periyodik sistemdeki yerlerinin belirlenmesini yapacağız ve burada bu videoda ilk videomuzda A grubu elementlerinin periyodik sistemdeki yerlerinin belirlenmesinden söz edeceğiz. Siz burada A grubu elementlerinin elektron dizilimleriyle periyodik sistemde nasıl yerlerini belirliyoruz onu öğreneceksiniz. Bu nedenle Grup ve periyot bulmadan önce tanımlayacağımız daha önceden bildiğiniz ve inceleyeceğimiz bazı noktalar var. İlk kavramlarımız değerlik orbitali ve değerlik elektronları. Temel hal elektron diziliminde arkadaşlar en yüksek enerji seviyesinde yani en yüksek n değerinde bulunan elektronlara değerlik elektronları, bu elektronların bulunduğu orbitallere de değerlik orbitalleri diyoruz. A grubu elementleri için arkadaşlar. Şöyle ki Mesela X 13 diyelim. Bunun temel hal elektron dizilimini yazdım. 2p6 3s2 3p1. Şimdi bakınız n değeri 1, 2 ve 3. İşte şu en yüksek n değeri, en yüksek enerji seviyesinde bulunan s ve p orbitallerine değerlik orbitalleri diyoruz. Bunlar e, bileşik oluşumunda rol alan orbitaller ya da elektronlardır. Ve bu değerlik orbitallerinde toplam 2, bir daha 3 elektron var. Bu 3 elektrona da değerlik elektronları diyoruz. Yani bunun değerlik elektron sayısı 3'tür. Bunlar dediğim gibi e, bileşik oluşumda rol alan elektronlardır. Ve A grubunda da Grup numarasını bulurken kullanacağımız orbitaller ve elektronlar olacak. İkinci söyleyeceğimiz şey daha önceden 9. sınıfta da gördünüz. Daha önceden hatırlıyor olabilirsiniz ama biz yine de e, yapalım ki grup ve periyodu bulurken 3A, 5A, 17. grup dediğimizde kafamızda bir soru işareti kalmasın. Bir kere periyodik sistemde yatay sıralara periyot, düşey sütunlara da grup diyoruz. Bizim A ve B grubu elementlerimiz var. Bu grupların gösteriminde bir harf ve rakamı bir arada kullanıyoruz. Yani şurası 1A grubudur. Şurası 2A grubudur. Arada B'ler var. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu diyoruz. Aradaki B'lere geldiğimizde 3B ile başlıyor ki bundan sonraki videomuzda var. 3B, 4B, 5B, 6B 7B, yan yana 3 tane 8B grubu vardır. Sonra 1B ve 2B gelir. Bu harf ve rakamların kullanıldığı grupların gösterimi. Bir de Ayıp Akın önerdiği sadece numarayla gösterme var. Sıradan başlıyoruz. Şu birinci grup, şu ikinci grup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Arada 10 tane B grubu vardır arkadaşlar. 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. grup diye de gösterebiliyoruz. Yani 3 A'yı bulduğumuzda bu aynı zamanda 13. gruptur. Arada 10 tane B grubu olduğu için 6 A aynı zamanda 16. gruba denk gelir gibi her iki gösterimle de biz grup ve periyotları belirtiyor olacağız. Ama her iki gösterimi de sizin de bilmeniz gerekir. Artık başlayabiliriz. Ama bir noktamız daha var. Dikkat edeceğiniz ve unutmayacağınız. Elementlerin arkadaşlar periyodik sistemdeki yerleri nötr ve temel haldeki elektron dizilimlerinden belirlenir. Yani size sodyumun elek, sodyum iyonunun elektron dizilimi verildi diyelim. Ki bu 2P6 ile sonlanır. Sakın ola buna göre elektron e, grubun ve periyodunu belirlemeyeceksiniz. Ne yapacağız? Biz bunu nötraline yani temel haline getireceğiz. 2P6 3S1'i ekleyeceğiz ve buna göre grup ve periyodunu bulacağız. Ya da şöyle bir dizilim verdi. 1S2 4S1 diye. Bakınız bu nasıl bir atom? Uyarılmış bir atom. Çünkü elektronun normalde 2S1'de olması lazım. Ne yapacağız? Bunu yine temel haline getireceğiz. Ve şu haline göre grubunu ve periyodunu bulacağız. Yani dikkat edeceğiniz nötr olacak ve temel hal elektron dizilimi olacak. Bu temel ve nötr haldeki elektron dizilimleriyle A ve B grubu elementlerinin periyodik sistemdeki yerlerini belirliyor olacağız. Gelelim A grubu elementlerinin periyodik sistemde yerlerini nasıl buluyoruz? Şimdi temel haldeki ve nötr elektron dizilimini yaptık. Öncelikle arkadaşlar. Elektron dizilimi. En sondaki orbitele bakacağız. S ya da P ile sonlananlar elementler A grubunda bulunur. Hatta A gruplarında B de yazalım. D ya da F ile sonlananlar B gruplarında bulunur. Her ne kadar biz B'yi bundan sonraki videoda yapacak olsak da bu ikisini burada söyleyeyim. En sondaki orbitalin türüne bakacağız. S ya da P ile bitiyorsa A, D ya da F ile bitiyorsa B grubu diyeceğiz ki F'yi görmezsiniz zaten görebileceğiniz D ile sonlananlardır. Sonra A grubu olduğunu bulduk. S ya da P ile bitiyor. Elektron diziliminde en yüksek enerji seviyesi yani en değeri en yüksek enin en yüksek olduğu değer bize periyot numarasını verecek. Hangi yatay sırada olduğunu belirtecek. Periyodunu bulduk. Hangi yatay sırada olduğunu bulduk. A mı B mi S ya da P ile sonlandığı için buna karar verdik. Ve en yüksek enerji seviyesindeki toplam elektron sayısı bize grup numarasını verecek arkadaşlar. Toplam elektron sayısı grup numarasını verir. Yani 5A mı, 6A mı, 7A mı? Bunu belirliyor olacağız ki A gruplarında en yüksek enerji seviyesi dediğimiz zaman buradaki elektronlar dediğimiz zaman aslında değerlik elektronlarından söz ediyoruz. Şimdi örneklerle ne demek istediğimizi inceleyelim. Lityum 3 Önce ne yapacağım? Elektron dizilimini yapacağım. 1s2 2s1 Şimdi n değeri 1 n değeri 2 en yüksek enerji seviyesi 2 olduğu için şuradan keseyim. Bu ikinci periyot elementidir. Yani ikinci yatay sırada bulunur. Sonra s ile sonlandığı için s ya da p ile bitenler a grubundaydı. Bunun bir a grubu elementi olduğunu çıkartıyorum. Ve en yüksek enerji seviyesinde kaç elektronu var sevgili arkadaşlar? Bir tane. O zaman buradan da 1A grubu elementi olduğunu çıkartıyorum. İkinci yatay sıranın ilk elementiymiş. Hatta şunu da diyebiliriz. Birinci grup elementidir de diyebiliriz ayıpak sistemine göre. Alüminyum 13. Yazalım. 1S2. 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Şimdi birinci enerji seviyesi, ikinci enerji seviyesi, üçüncü enerji seviyesi. En yüksek enerji seviyemiz 3 olduğuna göre bunun üçüncü periyot elementi olduğunu söylüyorum. Sonra elektron dizilimi P ile sonlanmasından sonlandığı için A grubu elementi olduğunu en yüksek enerji seviyesinde toplam 3 elektron bulunduğu için 3A grubu elementi olduğunu söylüyorum. Bu harf ve rakam kullanarak. Ama hatırlayınız, 1A, 2A arada B'ler vardı, sonra 3A geliyordu. Arada 10 tane B grubu olduğu için bunu 13. grup elementi olarak da Ayupak sistemine göre söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da kullanılır, bu da kullanılır. Devam edelim örneklerimize. Klor 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 temel al elektron dizilimi. N1, 2 ve 3. En yüksek enerji seviyesi 3 olduğuna göre 3. periyot elementi elektron dizilimi P ile sonlandığına göre bir A grubu elementi. Sonra en yüksek enerji seviyesinde 2, 5, toplam 7 tane elektron bulunduğuna göre 7A grubu elementidir diyoruz. Ama aynı zamanda 17. grup elementi olarak da söyleyebiliyoruz. Unutmayın arada 10 tane B grubu var. Her ikisi de kullanılabilir. Brom'a geldim. Yine dizelim. 35 elektron. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 etti. 30 ve 35. Şimdi 1 2 3 4. enerji seviyemiz var bakın bizim. En yüksek enerji seviyemiz 4 olduğuna göre 4. yatay sırada bulunuyor. Yani 4. periyotta bulunuyor. Elektron dizilimi P ile sonlandığı için A grubunda bulunuyor. Ve en yüksek enerji seviyesinde toplam 2, 5 daha 7 elektronu bulunduğu için 7A grubunda bulunuyor. Tabi bunu aynı zamanda yukarıda da söylediğimiz gibi 7A grubuna 17. grup elementidir de diyebiliyoruz. Argon 18 yapalım elektron dizilimini. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 elektron. En yüksek enerji seviyesi 3 olduğuna göre 3. yatay sırada bulunuyor. Yani 3. periyot elementi. Elektron dizilimi p ile sonlandığı için A grubunda ve en yüksek enerji seviyesinde 2 6 toplam 8 elektron bulunduğu için 8A grubu elementidir diyoruz. Aynı zamanda e, buna 10 eklediğimde de 18. grup elementi olduğunu da ayıpak sistemine göre belirtiyorum arkadaşlar. İki örneğimiz daha var. Germanyum 32 Yapalım elektron dizilimini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 20 etti. 3d10 30 etti. Burada da bir 4p2 olacak. 32. En yüksek enerji seviyemiz ne bizim? 4 bakınız. O zaman 4. yatay sırada yani 4. periyotta bulunuyor. P ile sonlandığı için A grubunda bulunuyor. En yüksek enerji seviyesinde 4 elektronu bulunduğu için 4A grubunda bulunuyor. Hatta Ayupak sistemine göre buna 10 ekledim. 14. grup elementidir de diyebiliriz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir nokta helyum da karşımıza çıkıyor. Helyumun elektron dağılımı 1 s 2. Evet birinci periyotta bulunuyor. S ile sonlandığı için de A grubunda bulunuyor. Ama sevgili arkadaşlar helyum bir soygazdır. Her ne kadar 2 tane elektronu olsa da Kendisi soy gazların bulunduğu 8A grubunda ya da 10 ekledim 18. grupta bulunur. Yani helyumun burada özel bir durumu karşımıza çıkıyor. 2 elektron olsa da soy gaz olduğu için 8A grubunda olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Buraya şunu da ekleyelim arkadaşlar. Mesela x 14 elementimiz olsun. Bunun grup ve periyodunu buluyor olalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2'dir temel elektron dizilimi. En yüksek enerji seviyesi 3 olduğuna göre bir 3. periyot elementidir. P ile sonlandığı için A grubunda bulunur. Ve en yüksek enerji seviyesinde 4 elektronu bulunduğu için bu 4A grubunda ya da 14 grupta bulunur diyoruz. Şimdi en başta biz en yüksek enerji seviyesindeki elektronları değerlik elektronları olarak tanımlamıştık. Aslında baktığımızda biz en yüksek enerji seviyesindeki elektronlarla neyi buluyoruz? Grup numarasını. Şimdi o zaman bu atomun değerlik elektron sayısı dediğimiz zaman aslında grup numarasını söylemiş oluyoruz. Yani bunun değerlik elektron sayısı 4'tür. Peki grubunu belirlerken hangi orbitaldeki elektronları topladık? S ve P. İşte bunlara da değerlik orbitalleri denir. Yani bu atomun değerlik orbitallerinin türü nedir dediğimizde de grubunu bulduğumuz S ve P orbitalleri değerlik orbitallerinin türüdür deriz. Ya da daha kısa bir şey olsun. Y3. 1S2 2s1. Nerede bu? En yüksek enerji seviyesi 2 olduğu için ikinci periyotta s ile sonlandığı için a'da bir elektron bulunduğu için en yüksek enerji seviyesinde 1a grubunda ya da birinci grup elementi. Pekala. Şimdi ne oldu o zaman? Değerlik elektron sayısı nedir dediğimizde en yüksek enerji seviyesinde toplam bir elektron olduğuna göre Değerlik elektron sayısı 1'miş. Yani grup numarası. Peki biz bu grubu bulurken hangi orbitaldeki elektronları aldıysak onlara da değerlik orbitalleri denir ki burada ler çok şey olmayacak bir tane çünkü. Değerlik orbitaline ben aynı şey yazayım. Değerlik orbitallerinin türü dediğimizde de sadece S'deki elektronları aldığımız için S'dir diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım. A grubu elementlerinin dış katman elektron dizilimleri, grup numaraları vesaire bir önümüzde olsun. Şimdi bir A grubunda baktığımda arkadaşlar hidrojen elektron dizilimi 1s1'dir. Lityumun yaparsanız 2s1 ile sonlanır. Sodyumun 3s1 ile sonlanır. Ya da rubidiumun 5s1 ile sonlanır. Bakın 5 periyot numarasını veriyor. S ise S1 ise 1A olduğunu veriyor. Yani eğer atomumuzun elektron dizilimi S1 ile sonlanıyorsa bu N değeri periyottur. 1, 2, 3, 5 neyse olur. O zaman bunun 1A grubunda olduğunu söylüyoruz. E, 2S2 ile sonlanır. Magnezyumun 3S2 ile sonlanır. Demek ki S2 ile sonlanıyorsa 2A grubunda. Alüminyumu yapsanız 3S2-3P1'dir. Bunları topladığımız için S2P1 olduğu zaman 3A, S2P2 olduğunda 4A, S2P3 ile biterse toplamı 5, 5A, 6A, toplam 7, 7A ve 8A grubunda olduğunu söylüyoruz. Eğer bunu ayıpak grup numarasıyla yaparsak, Birinci grup, ikinci grup. Bakın 3A şurada araya 10 tane B grubu geldiği için 13. grup, 14. 15. 16. 17. ve 18. grup olur. Ee, bu dizilimler elektron diziliminin sonu olduğu için aynı zamanda bize bunları toplayarak grup numarasını bulduğumuz için değerlik orbitallerinin türünü verir. Nerenin türünü verir. Yani 8A'nın değerlik orbitalleri S ve P'dedir. 6A'nın S ve P'dedir deriz. Yine şuradaki e, sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunlar da bize değerlik elektron sayısını verir sevgili arkadaşlar. Yani en yüksek enerji seviyesindeki toplam elektron sayısını verir diyoruz. A gruplarını böylece tamamlamış oluyoruz. A grubu elementlerini tamamladık. Az önce de söylediğim gibi bundan sonraki videoda B grubu elementlerinin periyodik sistemdeki yerinin bulunmasından söz edeceğiz arkadaşlar.